Yani biz çok geçmiş süreçlerde de benzer politikalarla karşı karşıya kaldık. Parti kapatmalarla karşı karşıya kaldık. Oy sandıklarında seçmenimiz zorlansın diye oy pusulaların farklı yerleştirildiği, yani her türlü Osmanlı oyununa karşı sandıktan başarıyla çıkabilmeyi başardık. Günümüz koşullarında bunu çok daha kolay örgütleyebilecek, çok kolay yapabilecek durumdayız. Biz 3. yol üzerinden Emek Özgürlük İttifakı'nın bu seçimde gerçekten Türkiye halklarının ve Kürt halkının özgürlüğünü, eşitliği, eşit birlikte kardeşçe yaşamını kurabilecek bir sürecin temel hattımız olduğunu gittiğimiz her yerde söyleniyoruz ve bunun çok büyük oranda, çok geniş kesimlerce de sahiplenildiğini görüyoruz. Yani bu anlamda Türkiye'nin anahtar gücü olduğumuzu, bu Türkiye'nin en önemli seçimlerinden birini olan 2023 seçimlerinin anahtar gücü olduğumuzu çok farkında. Her türlü olasılığa karşı da bu anahtarın gerçekten halkların geleceğini daha umutla bakabilmesini sağlayacak bir yolu açması, bir kapıyı açması için de tüm olanakları gören, riskleriyle beraber bunu örgütleyebilen, her türlü koşula karşı kendini örgütleyebilen hazırlıklarımıza devam ediyoruz son hızıyla. Bir yandan kongrelerimizi yapmaya devam ediyoruz. İlçe kongrelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Örgütümüzü yenilemeye devam ediyoruz. Örgütümüzü büyütmeye devam ediyoruz. Ahmet'te ayın 15'inde il kongremizi yapacağız. İlçe kongrelerimizi son hız devam ettiriyoruz. Her türlü koşula karşı da kendimizi bu seçime çok daha güçlü, örgütlü taşıyabilmenin hazırlıklarını da yapmaya devam ediyoruz bir yanıyla. Ama esas olan gerçekten şöyle bir durum var ki 2023 seçimlerinde sandıktan çok önemli bir sonuç çıkaracak olan temel gücün bizde olduğunun farkındalığıyla da hareket ediyoruz. Bunu Türkiye halklarına ve Kürt halkının yararına, onların hizmetine sunabilmek için de her türlü bedeli göstermeye hazır, güçlü bir örgütlükle de yolumuza devam ediyoruz. Ayın 15'inde Demirok tesislerinde saat 10'da başlayacak olan 4. Olağan Kongremize tüm kadınları, gençleri ve Ahmet halkını davet etmek istiyorum.